Bugün hastalarımızın aslında çok da merak ettiği ilginç bir tetkikten bahsedeceğiz. Birazcık EEG konuşacağız. EEG aslında neredeyse 100 yıldan fazladır kullanılan bir tetkik. Bütün bu MR, tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden çok daha öncesinde bize aslında beyinle ilgili bilgi veren ve tecrübemizin de çok olduğu bir tetkik aslında. Ve 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bizim için çok kıymetli. Çünkü beynin fonksiyonunu gösterme açısından çok önemli aslında EEG. EEG ne gibi durumlarda yapıyoruz? Biraz bundan bahsedelim istersen Yeşim. EEG'yi daha çok çocukluk yaşlarda yapıyoruz ama yetişkinlerde de yine demansta, enfeksiyonlarda, komada, beyin ölümünün tespitinde, birçok farklı alanda, yine epilepsinin teşhisinde ve takibinde birçok farklı alanda kullanıyoruz. Aslında EEG deyince hep akla epilepsi geliyor ama EEG dediğimiz şey beyin dalgaları, yani beynimizin normal fonksiyonunu ölçebildiğimiz bir tetkik. O nedenle de çok kıymetli bizim için. Sadece o yüzden epilepsi değil aslında. Diğer bütün beynin fonksiyonlarını etkileyen tüm hastalıklarda EEG'nin yeri var aslında. Evet. Tabii ki MR ve tomografi çıkmadan önce neredeyse tümörlerde vesaire de başka hastalıklarda bile kullanılan bir tetkik. Evet. Ama artık onun yerini MR almış durumda. EEG o yüzden kıymetli bir tetkik. Peki EEG'de illa epilepsi hastalığında bir bozukluk olması gerekiyor mu? Hayır, EEG'de illa bozukluk çıktığında kişinin epilepsi olduğunu göstermiyor. Aynı şekilde epilepsi hastası olan kişilerde EEG'de bozukluk da saptanmayabiliyor. Genelde %10-15 gibi EEG anormalliği saptanıyor ama normal kişilerde. Normal kişilerde bu saptanabiliyor. Evet. Bazen epilepsi kesinlikle olduğu halde, düşündüğümüz halde EEG'de bir bulgu saptayamayabiliyoruz. Bazen bunu saptayabilmek için de hastayı uzun saatler EEG çekmek gerekiyor ya da uyku EEG'si çekmek gerekiyor. Çünkü uyku beynin daha farklı bir formata geçtiği bir dönem. O nedenle de EEG dalgalarının farklılaştığı bir dönem ve o dönemde daha çok epileptik bir deşarj varsa daha çok görme şansımız var tabii ki. Evet, uykuyla bazı epilepsi tiplerinde deşarjlar daha aktif hale geliyor. Hı hı. Daha kolay görüntülenir hale geliyor. O zaman uyku EEG'yi tercih ediyoruz. Hı hı. Daha uzun süreli EEG çekimleri yapabiliyoruz. Hı hı. Video EEG çekimleri yapabiliyoruz. Hı hı. Hem bir video ile hastayı takip ediyoruz hem de bir yandan beyin dalgalarını kaydediyoruz. Hı hı. Herhangi bir hareket olduğunda hastada veya nöbet geçirirse o esnada onu gözlemleme şansımız olabiliyor video EEG'de. Evet, o da EEG'de. Çok kıymetli bizim için çünkü evet. Zaten epilepsi tanısını esas olarak hastanın anlattığı hikayeyle koyuyoruz. Evet. Eğer video EEG'de de bu nöbeti görürsek ve biz kendi gözümüzle video EEG'de EEG'deki deşarjlarla beraber hastanın da bulgularını görürsek çok daha kıymetli oluyor tabii evet. Bizim için. Peki bu EEG tetkiki ne kadar sürüyor toplamda? EEG tetkiki aslında iki şekilde yapılabiliyor. Uyanıklık EEG ve uyku EEG. Uyanıklık EEG elektrotların da bağlanmasıyla birlikte çünkü baş üzerindeki saçlı deriye elektrotların yerleştirilmesi hı hı. işlemi var öncesinde. Bu işlem yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. Sonrasında da çekim bir 30 dakika, bir 40 dakikalık bir çekim. Yaklaşık bir saate bulabiliyor uyanıklık hı hı. EEG. Uyku EEG ise daha uzun süreli bir çekim. Çünkü en az 90 dakikalık bir uyku periyodunu görmek hı hı. istiyoruz. Tüm periyodu görmek gerekiyor. Uykunun tüm evrelerini görmek gerekiyor. Tabii daha sonrasında da uyanıklık çekimini yapıyoruz. Yani en az bir 2-2,5 saatte uyku EEG sürüyor. Hı hı. Peki bunun bu işlemden biraz endişe ediyorlar hastalar, işte elektrik mi verilecek, bir şey mi yapılacak, herhangi bir acı hissedecek miyim gibi. EEG çekimi aslında sırasında hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Sadece elektrotlar bağlanıyor, bir bilgisayardan da beyin dalgalarınız izleniyor doktor tarafından. O yüzden hiçbir acı duymuyorsunuz, radyasyon maruziyeti yok. Çok hastalar tarafından, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çok kolay tolere edilen bir işlem aslında. Bir tek uyku sırasında hani hastaların uykuya geçme aşaması biraz zor olabiliyor. Biz genelde çünkü ilaç vererek uyutmayı sevmiyoruz hastaları. Bazı beyin dalgalarını bozduğu düşünülüyor çünkü ilaçların. O yüzden spontan uykusunu, kendi kendine olan uykusunu görmek istiyoruz. O sırada birazcık sıkıntı olabiliyor ama onun dışında herhangi bir onda sorun da uykusuz olmuyor. Gelirlerse evet, tetkik. Yani akşamdan uykusuz kolaylıkla gelirlerse uyuyorlar aslında.
hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Hı hı. Çok rahat yapabiliyoruz. EEG tetkikini ne için yapıyoruz? EEG tetkiki taşlı deriye yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgalarının kaydedilmesi işlemi. Hı hı. Beynin fonksiyonlarını dolaylı olarak anlamamıza yardımcı oluyor. Ne kadar sürüyor EEG tetkiki? EEG tetkiki uyanıklık ve uyku EEG olmak üzere iki kısımdan oluşuyor, hı hı, aslında. Uyanıklık EEG yaklaşık 45 dakikalık bir işlem. Uyku EEG ise 2-2,5 saat sürebilen bir tetkik. Öncesinde herhangi bir hazırlık gerektiriyor mu EEG tetkiki? Uyanıklık EEG için öncesinde sadece saçınızın temiz olması yeterli. Çünkü elektrotları yerleştirdiğimiz bölge temiz olması gerekiyor. Uyku EEG için öncesinde uykusuz kalmak gerekiyor bir gece öncesinden. Genellikle sabaha karşı uyanmasını istiyoruz hastalardan ve uyku EEG çekimlerini de erken saatlerde yapmaya çalışıyoruz. Ki hasta rahatlıkla uyuyabilsin diye. Yine aynı şekilde saçlı derinin temiz olması önemli. Ve tetkike gelmeden önce de karınlarının tok olmasını istiyoruz özellikle. Peki, herhangi bir ağrı ya da acı hissediyor mu hastalar EEG tetkiki sırasında? EEG tetkikinde herhangi bir acı, ağrı hissedilmiyor. Elektrotları yerleştirdikten sonra bir bilgisayar ekranından beyin dalgalarını izliyoruz. Herhangi bir radyasyona maruz kalmıyorlar. Herhangi bir elektrik verilmiyor. Çok kolaylıkla tolere edilebilen bir işlem aslında. Sık sık yapılmasının bir zararı yok o zaman. Hiçbir sakıncası yok. Hamileler de dahil herkeste uygulanabilen bir yöntem. Peki kaç yaşından itibaren yapılabilir ya da kaç yaşına kadar yapılabilir? Bir yaş sınırlaması var mı? Hiçbir yaş sınırlaması yok. Erken çocukluk döneminden, bebeklik döneminden başlayarak yaşlılara, ileri yaşlara kadar yapılabilir. Aslında sadece epilepsi geliyor EEG denince akla ama başka hastalıklarda da EEG tetkiki yapılabiliyor ve bize bilgi verici olabiliyor. Hangi hastalıklar onlar? Tabii epilepsi dışında yine zeka gerilikleri, davranış sorunları, öğrenme sorunları, yetişkinlerde demanslar, enfeksiyonlar, koma, beyin ölümü bunların tespitinde, her türlü beyin fonksiyonlarını bozan hastalığın tespitinde, takibinde EEG tetkikinden yararlanabiliyoruz. Peki EEG sırasında yapılan özel bir işlem var mı? Yani o sırada sadece kayıtlama mı yapılıyor yoksa bu olan mesela epilepside olan aktiviteyi ortaya çıkaracak herhangi bir işlem yapılıyor mu? Tabii 3 tane aktivasyon yöntemimiz var EEG sırasında kullandığımız. Bir tanesi aralıklı ışık uyaranı vermek. O sırada hastaya bir ışık uyaranı verip gözlerini açıp kapamasını ve ışığa bakmasını istiyoruz. İkinci bir yöntem derin derin nefes alıp vermesini istiyoruz. Ve son olarak da göz açma kapama dediğimiz hastadan belli aralıklarla gözlerini açıp kapamasını istiyoruz sadece. Tüm bu yöntemleri kullanmaktaki amaç bazı epilepsi tiplerinde beyin dalgalarını, beyin deşarjlarını daha çabuk ortaya çıkardığı, daha kolay ortaya çıkardığı söyleniyor bu aktivasyon yöntemlerinin. O yüzden bunları da çekimin bir bölümüne ekliyoruz. Bu EEG sırasında video çekimi yapılıyor mu peki? Evet, EEG'de aynı anda bir video ile kayıt yapılıyor. Çünkü o sırada hastada herhangi bir sıçrama, herhangi bir hareket veya nöbeti o sırada gerçekleşirse bunları izleme şansımız oluyor. Hem beyin dalgalarını görmek hem de bu aktiviteyi görmek bize hastanın tanısı hakkında daha kolay karar vermemizi sağlıyor. Video EEG'nin her zaman hani çekimlere eklenmesi önemli. Özellikle uzun süreli çekimlerde, uyku EEG çekimlerinde videodan muhakkak yararlanıyoruz. Aslında EEG bizim 100 yıldan fazladır kullanılan, bilinen bir yöntem. Beyin fonksiyonlarını ölçen. Günümüzde MR, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri elbette bize çok bilgi verici. Ama beynin fonksiyonuyla ilgili bilgi verici en kıymetli yöntem EEG hala. O nedenle de ve onun dışında hastaya zarar veren, acı veren bir durumu yok. Radyasyon vermiyor, çekilme sıklığında bir sıkıntı yok, istediğiniz sayıda çekilebiliyor. O nedenle önemli bir yöntem ve önemli olan da iyi çekim yapılması, kaliteli bir çekim yapılması, ortamın uygun olması ve herhalde iyi bir hekimin değerlendirmesi, bu konuda deneyimli bir hekimin değerlendirmesi çok önemli. Çünkü beyindeki bazen normal aktivitelerde anormal yorumlanabiliyor ki o zaman da hastanın tedavisinde bu değişikliklere sebep olabiliyor. Hiç böyle bir şeye gerek yok. O nedenle de konusunda uzman, deneyimli kişiler tarafından değerlendirmesi de önemli.